Çelişkili bir bakış. Her zaman çağıran bakış. Hem mutlulukta hem de başka zaman. Sanki kendi gücün senin için bir felaketmiş. Sanki bu güçten kurtulmak başkalarına aktarmak istiyor musun? Hayır, ben kendimi senin tanımladığın gibi tanımıyorum. Dinle, sen kendini de anlayacaksın. Bilip seni yaralayabilir, söylenen bir söz, söylemeyen bir söz. Bu böyleydi, hatırlatıyor musun? Evet. Sen neredeyse mutsuzluk olmayın, yeni başındaydın. Ve sen her zaman mutsuzluğun içine kendini atmaya hazırdın, hatırlıyor musun? Evet. Bunun böyle olmaması gerektiği imkansızlığı, borculuğu, değişmen gerektiği sana aldırdı. Daha güçlü ol, daha özgür ol, ben de ne oldu? Sen her zaman uysal olduğun için değişmeye çalışıyordun. Ve bu bizi öldürüyor musun? Bunları sen yaratıyorsun. Her zaman da böyle yaptın zaten. Benim öykümü kendin yazdın her zaman. Hayır, her zaman. Ya sen unutuyor musun eve taşıdığımız ilk günü nasıl bırakıp gitmekten söz ettiğin günleri? Daha sonra da hep böyle gitmekler olmuştun zaten. En son benim için çok da kötü konuştun. Sen beni mi anlattın? Evet. Neler dedin bana? Her şeyi söyledim. Sen de gel 200 yalancı kapsız. Köklü yanında mutfakta yanmaktan sen var. Hepsini söyledim. Sen hepsini söyledin. Ben de hepsini. Sonra hiçbir şey unutmamak için. Ya sen benim için neler söyledin? Kendince işte böyle bir adam. Eve taşıdığımız ilk günü bırakıp gitmekten söz ettin. Bir kez seni evde gördüm. Gece odanda çıplaktın, makyajla çıplaktın. Aynı...